değerli halkımız, değerli yoldaşlarımız, sevgili kardeşlerimiz, sen esnaf kardeşlerimiz zarar görmesin, içeriye girmeyelim, sadece milletvekili adaylarımız esnaflarımızı ziyaret etsinler. Bizler Şehzade Aydın torunlarıyız. Selahaddin-i Eyyubi'nin Kürdi'nin torunlarıyız. Bediüzzaman Said-i Kürdi'nin torunlarıyız. En imanlı, en vicdanlı, en dindar, en demokrat parti HDP'dir. Bütün renklerden, bütün renklerden HDP'de adaylar var. HDP'deki aday profili şunu demiştir: hayır, Türkiye'de tek din, tek ırk, tek dil, tek renk yoktur. Ve bunu ve bu, bütün bu zenginliği, bu çeşitliği meclise taşıyacağız inşallah. Ve oradan bütün Türkiye halkları, bütün dünya görecek ki Türkiye tek ulustan ve tek dilden, tek ırktan oluşmuyor. Rojava'da, Irak'ta, Suriye'de savaş var. Elektrikler 3 gün, 4 gün, 1 hafta üst üste kesilmiyor. Ama Midyat'ta sürekli elektrik kesintileri var. Neden biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı sarayının elektriğini beslemek için halkın elektriğini kesiyor. Elektrik sarfiyatı sarayın 40 bin lira, yani eski parayla 40 milyar lira. Bütün Midyat, 105 bin nüfusluk Midyat günde 40 bin lira harcamıyor. Ayda eder 1 trilyon 200 milyar. Nerede adalet, nerede kalkınma? Yani ismi Adalet ve Kalkınma Partisi olan bir parti böyle mi yapması gerekiyor? Her zaman yıllık enflasyon zammına göre memur maaş artışı düzenlenirdi. Ama yetkili sendika, memur sen ilk defa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa enflasyon altı bir zammı kabul etmiştir. Niye? Kendisine milletvekili verilecek diye bütün memur senin, bütün sendikaların, bütün işçilerin haklarından vazgeçmişlerdir. Bunu da görmemiz lazım. Bizi şu anda burada dinleyen, medyadan dinleyecek olan sendikalı kardeşlerimizin buna dikkat etmesi lazım. Yıllık enflasyon %7.6, memura, işçiye verilen zam %3. Uyanmamız gerekiyor.